Burası bize göre dünyadaki en görkemli hazinelerin saklandığı çok özel bir mekan. Her köşesi birbirinden önemli ve değerli tarihsel objelerle dolu Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi. İzlemekte olduğunuz belgesel film için özel izinlerle girerek çekim yaptığımız Kutsal Emanetler Dairesi'nde pek çoğunu Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılındaki Mısır seferinden dönerken getirdiği, tamamı inanç tarihinin müstesna kişilikleri ve onların yakın çevresindekilere ait 500'e yakın hatıra eşyası yer alıyor. Günümüzde bunların 300 dolayındaki bölümü cam muhafazaların ardından ziyaretçilere sergilenirken, yüksek nem, ısı ve ışık koşullarından olumsuz etkilenme riski bulunan 200 kadarı ise müzenin depolarında koruma altında tutulmakta. Kutsal Emanetler Dairesi'nin en güzide sergi objeleri hiç kuşku yok ki Hazreti Peygamber'e, ailesine ve sahabelerine ait olan kişisel eşyalar. Bunlar yalnızca Müslüman vatandaşlarımız için değil, İslam dünyasının dört bir köşesinden Türkiye'ye, İstanbul'a gelen konuk din kardeşlerimiz için de tarif edilemeyecek türden duygusal değere sahip birer yadigar. Kutsal Emanetler Dairesi'nin envanterinde son din İslam'ın aziz peygamberi ve yol arkadaşlarına ait yadigarların yanı sıra vaktiyle aynı kutlu yolun taşlarını döşemiş diğer hak peygamberlerin, din büyüklerinin eşyaları da önemli birer yer tutmakta. Hazreti Davud'un dillere destan keskinlikteki savaş kılıcı, Hazreti İbrahim'in kendisi ve ailesine yemek pişirmekte kullandığı granitten oyulmuş kazanı, Hazreti Yusuf'un zindanlarda çile dolu yılları teker teker geride bırakırken başında bulunan sarığı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ortadan ikiye ayırdığı o unutulmaz gün, elinde tuttuğu ağaç dalından asası, bu eşsiz koleksiyonun paha biçilmez nitelikteki parçalarından yalnızca birkaçı. Peki sizleri ana konusu edep olan bir belgesel filmde neden Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi'nde gezdiriyoruz? Bunun cevabı son derece basit. Adına edep dediğimiz erdemler toplamını ete kemiğe bürünerek günlük hayatın içine sindiği şekliyle birinci elden görüp tanıyabilmeniz için. Edebin yaratıcısını bilen ve onun sonsuz azameti karşısında olanca acziyetiyle diz çöken şuurlu müminlerin, aslında hepsi de tek bir din olan bütün o hak dinlerin tarihteki ilk kurucuları ve tasdik edicilerinin mücadelelerle bezenmiş hayatlarının her anına nasıl yansıdığını çok daha iyi kavrayabilmeniz için. Kızıldeniz'i ortadan ikiye bölecek kadar müthiş ilahi güçlerle donatılıp kavmini korkunç zulümlerden kurtaranların, işlemediği suçlar nedeniyle en vahşi işkencelere, cezalandırmalara maruz bırakılmalarına rağmen akıllara durgunluk verecek bir sabır ve metanetle ilahi adaleti beklemesini bilenlerin, küçücük bir destekçi topluluğuyla devasa düşman ordularına boyun eğdirip bir zamanlar küfrün kol gezdiği topraklarda her köşesi imanla inşa edilmiş görkemli krallıklar kuranların ve nihayet Allah'ın son dinini, insanlık için verdiği nihai hükmü, aldığı onca tehdide, yaşadığı onca aşağılamaya, terk edildiği onca yalnızlığa rağmen destansı bir kararlılıkla tek başına yayıp 1400 küsur yıl sonra dünyanın en büyük, en dinamik, en genç inanç sistemine dönüştüren güzeller güzeli bir kulun, kendisine kainatın yine ona duyulan sevgi nedeniyle yaratıldığı müjdelenen aziz peygamberin tevazuunu, sadeliğini, edebini bizzat kendi gözlerinizle görebilmeniz için.
geride bıraktığımız 5000 yıl boyunca dünyanın çehresini baştan aşağıya değiştiren bu seçilmiş insanlar, işte böylesine gösterişsiz, yalın ve ucuz şeyleri giydiler. Bu gösterişsiz, yalın ve ucuz kaplardan yemek yiyip su içtiler. Pek çoğumuzun bugün kullanmaya tenezzül dahi etmeyeceği basitlikte kişisel eşyalar. Yığınlar halinde tüketim meftunlarına dönüştürülmüş, gözleri de gönülleri de kapitalist çığırtkanlık tarafından alabildiğine açlaştırılmış çağımız insanlarının hayatı ıskalamak şeklinde tanımlamaktan hiç çekinmeyecekleri türden gösterişsiz hayatlar. Bu kutsal kişilerin pek çoğunun ömürleri boyunca sahip oldukları en değerli şey ise yine Resul ve Nebileri olarak vazifelendirildikleri hak dinleri yeryüzüne yayabilmek için canlarını ortaya koyarak kullandıkları dövme demirden kılıçlarıydı. Bundan daha ötesi de yok. Çünkü onlar kainatın yüce yaratıcısı karşısında hadlerini de vazifelerini de gayet iyi bilen seçilmiş insanlardı. Onlar her söz ve her davranışlarıyla edepliydi. Ve biz de istedik ki söze bu edep timsali insanlarla başlayıp sözü yine onlarla kapatalım. Çünkü sizlere edep kavramını anlatırken yaslanacağımız en doğru misal yine onlardır, onların ibretlerle dolu hayatlarıdır.